derler bu pınara. Buradan su içen sevgililer ömür boyu birbirlerinden ayrılmazlarmış. Sahi mi? Ne güzel. Anlatsana. Ben de pek aslını bilmiyorum ama Ferhat Baba derler bir ihtiyar var. O bilirmiş. Gel istersen bulalım onu. Aşkları öylesine büyüktü ki Pınara ismini verdi. Oradan su içen sevdalılara da yıllardır ümit veriyor. Leyla ile Mecnun gibiydiler. Birbirlerini öyle severlerdi. Biri öz oğlum gibiydi. Hatta öz oğlumdan da öte. Elimde doğup büyümüştü. Yıllar bazı hatıraları hiç eskitemiyor. Her şey dün gibi aklımda, gözlerimin önünde. Hatta bu acı hikayenin başladığı gün bile. Böyle güneşli bir yaz sabahıydı. Hoş geldiniz beyim! Hoş bulduk Ferhat! Hoş geldin doktor bey! Hoş bulduk! Nerede bizimki? Nerede olacak beyim? Sabahın köründe baraja koştum. Sanki mühendis değil de amele. Çalışmandan memnunum ama bu dağ başında da yaşamayı unuttun. Arada sırada şehre inmen lazım. Ama babacığım baraj... Hiç değilse cumartesi pazarını İstanbul'da geçirebilirsin. Neyse fazla uzatmadan buraya gelişimin sebebine gireyim. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Evlilik mi? Kim? Ben mi? Rahmetli annen sen küçükken bir kızla evlenmen için söz kesmişti. Fakat babacığım, bu nasıl olur? Bal gibi olur işte. İstersen resmini gönderirim sana. Resmi ne yapayım ben? Nesini istiyorsun? Huyunu, suyunu, tabiatını bilmek isterim. Adresini vereceğim sana, mektuplaşır anlaşırsınız. Fakat bu devirde mektupla... Ne varmış bu devirde? Birbirini tanımayan iki insanın mektuplaşarak evlenmesi. Hem ben bu işe evet desem bile, bakalım kız beni beğenir, bu dağlarda yaşamaya katlanır mı? Ya çok nazlı ve şımarıksa? Aa, uzattın ama, hem unutma, rahmetli annenin vasiyetidir bu. Yolcu yolunda gerek. Hadi doktor, davran bakalım. Amca, müsaade ederseniz ben bu akşam burada kalmak istiyorum. Ha, sen bilirsin. Hadi, eyvallah. Güle güle beyim. Eyvallah. Az daha unutuyordum, al kızın adresini. Bayan Arzu, posta kutusu 23 bebek. Peki bu kızın evi falan yok mu baba? Fazla sual sorma, ailesiyle öyle anlaştık. İşi bozmak için sakın saçma sapan şeyler yazma. Hadi eyvallah. Güle güle baba. Posta kutusu 23 bebek. Güle güle. Ferit, yatsak artık. Ya benim kulağıma kar suyu kaçmış, sen uykudan bahsediyorsun. Niye? Ne olacak? Küçükken söz kesmeler, posta kutuları, lavanta kokulu mektuplar... Ne alay ediyorsun amcamla be? Adamcağız mürvetini görmek istiyor. Amcanı o kadar sevindirmek istersen sen evlen. Üstelik gelin hanım da hazır. Ha sahi ya, ne oldu senin o iş? Açılabildin mi kıza? Nerede bende o cesaret? Aile doktorları olarak evlerine girip çıkmakla yetiniyorum. Bana bak Necdet, kafamı kızdıracaksın, gideceğim kıza... Bak kızım diyeceğim, ben... Ben de onun için saklıyorum ya onun kim olduğunu. Hem madem o kadar heveslisin, evleneceğin kıza saklasana o parlak sözlerini bakalım. Size olan sonsuz... Niyazim! Beceremiyorum! Ha? Hala bitiremedin mi mektubu abla? Yazamıyorum bir türlü, zorla değil ya! Babamın saçmalığı işte!
İnsan tanımadığı birine ne yazar? Hem kör müdür, topal mıdır, eciş bücüş bir şey mi, ne bileyim ben? Vakit geç olmuş, 4'te denize gidecektim ben. Ama yazmazsan babam kızacak ha! Ne yapayım, beceremiyorum işte! Bana bak! Sen yazsana benim yerime! Ben mi? Tabii! Şair geçinirsin! Ablan için 2-3 satır karalasan eline mi yapışır kalem? İyi ama... Aması falan yok, yazacaksın! Ha? Hadi, çekiver şunu bakayım! Bir şeyler söyle de yazayım! Aklına ne gelirse uyduruver! Ne uydurayım be? Öyle şeyler düşün ki haddini bilsin salak! Ya babam duyarsa? İkimiz arasında sır! Nereden öğrenecek? Ne yazacağımı söylemedin daha? Mesela yüzümün çiçek bozuğu olduğunu yazarsın! Çiçek bozuğu mu? Evet! İstersen şaşı! Yok yok, en iyisi bir gözüm kör dersin! Kör mü? Topal olduğumu da unutma! Topal mı? Hele horladığımı bilhassa yaz! Erkekler öksürükten nefret ederler! Öksürüklüyüm, tıksırıklıyım da dersin! Alev mi öksürüyor? Galiba! Çağırıver Doktor Necdet'i de bir baksın! Babacım, anneciğim ben gidiyorum! Mektubu yazdın mı? Mektup mu? Mektup! Yazdım, çantamda! Postaya götürüyorum! Ver de bir göz atayım! Ama baba... İlahi bey, hadi sen git kızım! Bay bay! Ne oldu yahu, gene ne yaptık? Hiç kızın yazdığı mektup okunur mu kuzum? Birbirini merak eden iki ayrı dünya gibiyiz. Mektuplarla tanışacağız. Siz bir şehir çiçeğisiniz, ben dağlara alışık bir karaçalı. Siz nazlı bir kızsınız, ben sert rüzgarların kabalaştırdığı bir garip adam. Siz kalabalıkların insanısınız. Ben yalnızlığın, tek dostum vahşi tabiat benim. Gerçeği söylemek zorundayım size. Ben sevmeyi, sevilmeyi bilmeyen bir insanım. Ve hayatımı kendine bağlayacağım kadını, aşkımın kadınını arıyorum. Hayatımı kendine bağlayacağım kadını, aşkımın kadınını arıyorum. Sayın bay! Ferit bey! Hayır, size... nasıl hitap edeceğimi... bir türlü kestiremiyorum. Görünüşte dediğiniz gibi birbirini tanımayan... ayrı dünyaların iki insanıyız. Aramızdaki yaşayış uçurumunu belirtmek için karaladığınız samimi satırlar... bana yepyeni bir dünyanın perdelerini açtı. Öylesine bir manzara çizdiniz ki... yalnızlığı aradım, sessizliği aradım. Sessizliği özlettiniz satırlarınızla. Dertleştiğiniz vahşi tabiatı elimle tutar gibi oldum. Dağ rüzgarlarının sertleştirdiği o yalnız adamı merak ettim. Kahvesi getirdim sana. Sağ ol Ferhat baba. Ha? Ha, gene gelin hanıma mı? Aha. Allah! Ne oldu? Geç kaldım! Nereye? Bana bak, ben İstanbul'a gidiyorum. Şirketin senelik toplantısı var bugün, oraya gideceğim. Hadi gecikme! Ay Allah, ne cehenneme koydum şu zarfları! Bir türlü bulamıyorum, nerede acaba? Bu mu? İşte gözünün önünde burada, bu mu? Ateş bacayı sardı desene, göremiyorsun! Aklımı büsbütün karıştırma! Peki. Kıza raporları yollatacaksın neredeyse! Peki, hadi. Bırakayım öyle, al. Sen şu gelin hanımın mektubunu postaya atarsın, olur mu ha? Mektubu gönder, hadi bakayım, tamam, göreyim seni! Bana bak, orada günlük raporlar var, onlar çavuşa verilecek, inşaat çavuşuna. Tamam mı? Raporları, hadi bakalım. Al, sen raporu mu sana evet, verdim? Evet, ver şu raporları. Bu değil canım, bu değil, yanlışlıkla bana başka şeyler veriyorsun. Aklımı tepeye karıştırdın benim be! Fincanı, ay, dur, aman Ferhat baba, işte bu, tamam. Hadi. Fincanı da götür, dur. Mektubu atmayı unutma! Peki, unutmam. Haydi oğlan, Thank you.
İnşaat raporları, baraj raporu, demir, çimento... Duruma el koymalısınız Osman Bey. Ferit Bey, nedense işleri tavsattı son zamanlarda. Oğlum gece gündüz iş başında. Ama gene de ikazınızı dikkate alacağım. Selamlar. Emrettiğiniz raporu getirdim babacığım. Hele şükür gelebildin. Oku şunu! Arzu, şu anda yıldızlar gökyüzünde ışıldıyorlar. Ama eskisi gibi parlak değiller. Mehtap bile eski büyüsünü kaybetmiş. Çünkü sen varsın artık! Sen hayatıma gireli işleri bile serdim. Ne baraj umurumda artık, ne de başka şey! Yalnızca bir... Kâfi Osman Bey, baraj raporu hakkında yeteri kadar bilgi edindik. Ferit! Mektuplarınız öylesine sarhoş etti ki beni... ...Baraj'ın raporlarını size, mektubunuzu da babama postaladım yanlışlıkla. Kendimde değilim artık. Kalbimde tek şey var, sen. Soluğumda sen, beynimde sen. Kalbimde tek şey var, sen. Soluğumda sen, beynimde sen. Benim de, seni öylesine merak ediyorum ki... ...Bir kere uzaktan olsun seni görebilsem. Ne okuyorsun bakayım sen? Abla! Şu işi biz de bir görelim. Ver! Ben okuyacağım! Ver diyorum seni! Edipsiz benden Ablacığım, ablacığım! Yalvarırım, yalvarırım okuma! Ölümü hep okuma abla, ne olur okuma! Ağlama, ağlama! Peki, ama bir şeyler saklıyorsun benden. Ablan değil miyim? Niye söylemiyorsun? Peki, peki! Bırak ağlamayı da anlat. Gel yanıma. Abla! Sırrımı saklarsın değil mi? Ha, deli misin elbet! Aşığım birine. Ne? Ama kim olduğunu sorma. Yakışıklı mı bari? Bilmem. Daha görmedim kendisini. Ama görmek istiyorum! Bu gözyaşları görmeden aşık olduğum biri için ha! Abla! Peki, peki, deli kız! Madem bu kadar seviyorsun, gider görürsün! Ama annem, babam, onlara ne söyleyeceğiz? Sen merak etme, bana bırak! Ben idare ederim! Sen! Ablacığım, ablalarım bir tanesi benim canım ablacığım! Günaydın anneciğim! Günaydın yavrum! Günaydın babacığım! Günaydın! Alev kalkmadı mı hala? Alev mi? Şeye gitti! Neye? Pikniğe! Leyla'larla pikniğe çıkacaklardı, erkenden gitti! Aman iyi etmiş, evden pek çıktığı yoktu! Arzu ikisinin hesabına da dolaşıyor zaten! Günaydın! Alev yok mu? Leyla? Alev'le pikniğe gitmeyecek miydiniz? Ne pikniği? Arzu! Anne! Anneciğim! Dün akşam onunla... Ne oldu dün akşam? Onunla kavga etmiştik! Ya! Kavga mı? Hem de müthiş bir kavga! Kaçtı evden! Ne? Kaçtı mı? Allah'ım! Allah'ım ne olacak şimdi? Ya dönmezse, ya başına bir felaket gelirse, ya intihar ederse! Yok canım, o kadar da değil! Ağlayarak büsbütün sinirlerimi alt üst etme hanım! Polis müdürü arkadaşım, telefon eder şimdi bütün zabıtayı ayaklandırırım! Polisi karıştırmasanıza bu işe, döner nasıl olsa! Karışmayın işime! Emret abisi! Otobüsü arayacağız! Hayrola, katil falan mı var? Yo, Alev adında bir kız, evinden kaçmış! Ya, buyurun! Aa, affedersiniz! Adınız ne küçük hanım? Benim mi? Benim
Leyla benim adım. Nereye gidiyorsunuz? Nereye mi? Şuradaki bakın, bakın şuradaki arabaya. Arkadaşım bekleyecekti de. Peki, peki. Ne aradığınızı öğrenebilir miyim? Gökten mi iniriz yoksa yerden mi bittiniz? Ben de bilmiyorum. Ne şeyi? Demek bilmiyorsun. Ya çok komik. Eğlenceniz değilim ben küçük hanım. Böyle şakalardan da hoşlanmam. Ben de hoşlanmam. Hem sizden eğlenen kim? Peki ama arabama binmek için kimden izin aldınız? Buyurun lütfen. Kaba adam. Hey! Şapkanızı bana hatıra olarak mı bırakıyorsunuz? Alın! Arabamda ne işiniz vardı? Yolculuk nereye? Şimdi de dilinizi mi yuttunuz? Ama konuşmasanız da fark etmez. Çünkü anlatacağınız hikayeyi biliyorum. Aşıksınız. Sevgilinize gitmek için evden kaçtınız. Bir süre sonra sevgiliniz hazretlerinin sevilmeye layık olmadığını anlayıp şimdi de pişmanlıkla evinize dönüyorsunuz. Maşallah, çok zekisiniz. Öyleyimdir. Lastik mi değiştireceksiniz? Maalesef değiştiremeyeceğiz küçük hanım. Çünkü yedek lastik yok. Bir bu eksikti. Şu dağın arkasında bir köy var. Bir zahmet yürüyeceğiz oraya kadar. Ne? O kadar yol yürünür mü? Hem de tıpış tıpış. Biliyorum çok yoruldunuz ama yaklaştık. Bakın, şu tepeyi açtık mı tamam. O tepeyi mi? Hı-hı. Aa!
bazı insanların uğursuzluklarına inanmak lazım. Neden? Kıymetli varlığınıza rastlayalı beri lastik patladığı yetmiyormuş gibi 40 yıllık köprü de yıkılmış. Aa, köprüyü de ben yıkmadım ya! Uğursuzluğu biraz da kendinizde arayın. Hey, durun, nereye? Karşıya geçeceğim. Yüzme biliyor musunuz, yüzme? Size ne? Hem madem ki uğursuzum biriyim, boğulurum da kurtulursunuz benden. Sevgilinizin adı neydi? Ne yapacaksınız? Boğulursanız sizi boşu boşuna beklememesi için haber vereceğim de. Beğendiniz değil mi? Affedersiniz! İnsan hiç merhametli olmamalı! Ay, niye? Hemen istifadeye kalkarlar da ondan! Bütün zabıtayı ayaklandırdım, her tarafı didik didik arattım, halen de arıyorlar! Yavrum bir dönsün, 10 tane kurban keseceğim! Abla olacaksın, kızın başına felaket getirecek kadar ne biçim kavga bu! Bey, bey, ya intihar ederse ölürüm! Yapmaz öyle şey, üzmeyin kendinizi, için şunu! Bana bak, susacak mısın sen? Zaten senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı be! Şu halime bak! Panayır maskaralarına döndüm be! Hapşu! Zatürre olmazsam iyi! Ama gecenin bu vakti... annem, babam çılgına dönmüşlerdir şimdi! Bunu önceden düşünseydin! Ben eve gitmek istiyorum! Bana bak kızım! Ben de evime gitmek istiyorum! Gitmek istiyorum! İstiyorum ama gidemiyorum! Gecenin bu saatinde, bu yağmurda, şuradan şuraya adım atmam! Canın isterse seni tutan yok be! Ama ben korkarım! Ey Allah'ım, ey Allah'ım! Nedir başıma gelenler? Kurtardığıma pişman ettin beni be! Kurtarmasaydınız! Ne yapalım, ne yapalım? Sevgilinizin dul kalmasına gönlüm razı olmadı! Siz benden alay edeceğinizi kendi gülünçlüğünüze bakın! Kıyafetimden hoşlanmadınsa soyunurum! Hayır, hayır! Ne bakıyorsunuz öyle? Sizi daha önceden görmüşüm gibi geldi de! Rüyanız da olmasın! Belki de... çok rüya görürüm ben! Hadi hadi, Allah rahatlık versin! Adınız Alev mi? Evet, ne olacak? Merkezden hakkınızı arama kararı var. Burada olduğunuzu bir genç haber verdi. O benim işime ne karışıyor, ben tanımıyorum bile onu. O da öyle bir şey söylemedi zaten. Sizinle bir alakası olsa tutar kulağınızdan götürürdü. Hadi giyin. Beyefendi, hanımefendi, gözünüz aydın, küçük hanım geldi! Oh canım evladım! Evladım, yavrum benim! Çıldırttın bizi! Ah benim deli kızım, neden yaptın? Babacığım! İki kardeş arasında her zaman kavga olur ama bunu o kadar ileri götürüp de evden kaçılır mı? Önce sarıl ablana, barışın bakayım! Ne kavgası be? Sus konuşma!
Affet şekerim, bir daha kırmam kalbini. Bir tanem. Öldük, öldük de dirildik üzüntüden. Onları sonra konuşuruz hanım. Önce kendine gelsin kız, hadi. Hadi odanıza bakayım, hadi. Size de zahmet oldu. Nedir bu kavga yalanı? Aksilik işte! Tam senin Leyla'larla pikniğe gittiğini söylerken... ...küt diye Leyla gelmesin mi? Kavga ettik, evden kaçtı dedim. Onlar da deliye döndüler. Asıl ben meraktan öldüm, başına bir hal geldi diye. Nerelerdeydin bütün gece? Nerede olacağım, hiç! Vallahi görmedim bile onu! Peki neredeydin? Yolda otobüsü polisler çevirdi, kaçtım. ...Sonra da bin türlü aksilik geldi başıma. Elin tanımadığı kızı için soğuk sulara girersen böyle olur işte. Fusatma ya! Maşallah aslan gibisin, aslan gibisin ama çocukluğunda geçirdiğin zafiyeti unutma. Bir suya girmekle ölmedik ya! Doktor haklı, hastalığın hiç şakası yoktur. Kendine dikkat etmelisin. Allah muhafaza! Yeter yahu! Karartmayın işimi be! Ateşin 39.5. Hadi bakalım, sen şimdi doğru yatağa! Peki! Raporları imzalar yatarım. Ben de sana taze bir ıhlamur kaynatayım, soğudu bu çünkü. Ferit'e dikkat et Ferhat baba! Hafife alıyor ama... ...hastalığı bir nüksederse... Allah korusun! Ağzından yel alsın! Hayrola Necdet? Nesi var? Telaşlanmayın amcacığım, biraz üşütmüş. Ya. Ama biliyorsunuz, ihmale gelmez. Hoş geldin babacığım. Geçmiş olsun delikanlı, geçen gün kaçarken öyle koştun ki herhalde terleyip üşüttün. Şey babacığım, bir yanlışlık işte. Püf, doğru seni! Fakat memnun oldum, başta direndin ama sonra rapor yerine... ...Aşk mektuplarını bana yollayacak kadar ateş bacıyı sarmış bakıyorum. Bak babacığım... Biraz da ciddi konuşalım, kızı ne zaman istiyoruz? Ama baba... Ne babası? Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız? Kızı görmedim bile daha! Görmeden de fazlasıyla anlaşmışsınız! Onu bunu bilmem! Hele iyileş, ayağa kalk... ...Derhal gidip kızı isteyeceğim! Hadi geçmiş olsun! Sağ ol. Kendine iyi bak! Kuzum Necdet, babamın senden gizlisi yoktur! Sahi tanıyor musun sen bu kızı? İnan ki bilmiyorum! Mektuplardan anlaşıyoruz ama bir korku sardı içimi benim! Kız ya çirkin bir şeyse? Bana bak! Ateşin düşünce git postanede nöbet bekle, mektubu alırken görürsün neyin nesi olduğunu, tamam mı? Yaşa be! Sen bir dahisin! Vallahi iyi akıl! Neden olmasın? Kibritinizi rica edebilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gene mi siz? Anlaşılan kader yollarımızı birleştiriyor. Konuşmuyorum sizle! Neden? Jandarmaya haber vermeniz şart mıydı? Sarkıntılık etme kıza! Ne sarkıntılığı? Küçük hanım tanıdığımdır! Yalan! Sataştı bak! Dur! Bir dakika anlatayım bak! Ayağım sizi! Vay! Ben sana gösteririm! Savaştan çıkmış gibisin! Verdiğiniz akıl sayesinde beyefendi! Biz sana postanede nöbet tut dedik! Kavga çıkar demedik! Dayağımı yanarsın! Derdini anlatıncaya kadar karakolda sabahladığın ama! Bir bakalım elimde ne var! Müjdemi isterim! Ver şu mektubu! Senden de bir şey saklanmıyor ki!
randevu veriyor. Halkalı istasyonunda buluşacaklar nihayet. Bizimki yakasına kırmızı karanfil takacakmış, kız tanısın diye. Sen nereden biliyorsun bunları? Ha? Gel gel. Gel. Şey... Yoksa mektuplarımı her seferinde, ha? Vallahi okumadım! Yok, okumam ben! Ay, çok sıcak! Gel, yaklaş, yaklaş! Bak! Hı? Hı? Okudumsa okudum, ne olacak? Dersiniz. Gene mi siz? Ya, evet, gene ben. Dünya ne kadar küçük değil mi? Beni görmek için bunca zahmete katlanacağınızı hiç ummazdım. Sizin için gelen kim? Ne saklıyorsunuz canım? Bütün kızlar beni yakışıklı bulurlar. Beni rahat bırakın lütfen. Peki öyleyse, ne arıyorsunuz burada bakalım? Size ne? Kimseyi aradığım falan yok. Hele şimdi asla! Mesele anlaşıldı. Sevgilinizle burada buluşacaktınız. Beni görünce kıskanıp gitti. Vah vah! Ne akılsız erkekler var şu dünyada! Siz! Evet ben! Suratınızı parçalamak istiyorum, nefret ediyorum! Sizden anladınız mı? Peki hastanelik olmaktansa kaçarım daha iyi! Allah! Allah! Hayrola, nerede gelin hanım? Ferhat baba! Az sonra gelecek buraya, beni soracak. Şelalenin yanındaki tepede olduğumu söylersin. Karşıma çıkıp asabımı bozmayı vazifem ettiniz kendinize! Aynı şeyi ben sormalıyım! Bana sanki beni takip ediyormuşçasına hep peşimden geliyorsunuz! Susun, rica ederim susun da sinirlerim büsbütün bozulmasın! Ben sevmeyi, sevilmeyi bilmeyen bir insanım! Hayatımı kendine bağlayacağım kadını, aşkımın kadınını arıyorum! Siz nazlı bir kır çiçeğisiniz! Siz de dağların kabalaştırdığı vahşi bir adam. Affet beni Arzu! Sendin demek! Pınardan su içen sevgililer birbirinden hiç ayrılmazlarmış. Ne güzel! Sanki buraya ilk gelişim değil. Yıllardır buralarda yaşamış gibiyim. Ben de ömrüm boyu seninleymiş gibiyim. Gözlerin, saçların, büyüleyici güzelliğin.
Mektuplarından öylesine tanımışım ki seni. Sanki resmini çizmişim kalbime. Nasıl oldu da seni ilk gördüğümde anlayamadım bunu? Asla affetmeyeceğim kendimi. Seni de. İstasyonda gerçeği anladığın halde üzdün beni buraya kadar. Ben de affetmeyeceğim seni. Neyi? İlk karşılaştığımızda bana neler söylediğini unuttun mu? Nefret etmiş, beni baş belası olarak görmüştün. Ama senin sen olduğunu bilmiyordum ki. Sevdin mi buraları? Çok. Hadi gidelim, senin yaşadığın yerleri görmek istiyorum. Yakışmışsınız birbirinize. Beğendin mi ha? Oo, güzel olduğunu umuyordum ama bu kadarına değil. Allah ayırmasın, sağ ol. Teşekkürler Ferhat amca. Ne? Demek adımı da biliyorsun. Ferid'in sevdiği her şeyi biliyorum. Ben de onu öyle severim ki. Aa, ben size taze çay demledim, getireyim, durun. Buyur şöyle. Aa, küçük kulübem dediğin yer burası mı? Evet. İçini gezmek istiyorum. Aa, tabii, buyur. Ama yalnız. Aslan gibidir evladım, yakışıklıların yakışıklısıdır. Ferhat amca, bu resmi alabilir miyim? Tabii! Çok teşekkür ederim, bana dünyanın en güzel hediyesini verdiniz. Tanrı da bana dünya güzeli bir gelin gönderdi. İçmediğim halde sarhoş gibiyim. Öylesine mutluyum ki. Ben de. Bak, isimlerimizin baş harflerini yazdım. Biliyor musun? Kendin kadar güzel bir adın var. Arzu. Şey, ya ben değilsem? Sen değil misin? Anlaşılan güreş başına vurdu. Dinle Ferit. Benim de sana çok söyleyeceğim var. Ama geç oldu, güneş batacak neredeyse, hemen gitmemiz lazım. Sahi, geç kaldım. Yanında zaman uçuyor sanki, saati filan unutuverdim. Rezalet, rezalet! Bu gidişle 40 yıllık şirketimiz iflas edecek. 3 ay evvel bitmesi gereken baraj, gelecek yıla biterse iyi. El birliğiyle beni mahvetmek mi istiyorsunuz? Hayır! Sen sus! Sana kim sordu? Siz sordunuz! Bak, daha konuşuyor, hala konuşuyor! Cevap verin! Susmayın! Konuşun! Bu işin sorumlusu kim? Kim, ha kim? Oğlunuz! Başlatmayın şimdi oğluma da! Değil oğlum, mezardan babam gelse... Babacım, öpeyim! İyi, iyi ki geldin! Evet, baba. Ama bir şey söyleyeceğim baba! Ben de sana çok şey söyleyeceğim! Benimki bir tek kelime! Evleniyorum! Evlenmenin de... Ne? Evleniyor musun? Arslan oğlum benim! Beyler! Çekil be! Toplantı bitmiştir! Fakat raporların okunması... Bitti dedim ya! Çıkabilirsiniz! Hadi! İşleri bombok ettin ama neyse, çok sevindim. Nasıl karar verdin? Bak... Anlat bakalım. Anlatayım babacığım, bak...
Ne yalan söyleyeyim, bu işin olacağını hiç ummuyordum. Allah hepimizin gönlüne göre verdi. Saadetten öleceğim neredeyse. Üzüntüden öl, saadetten öl, ölümden başka laf bilmez misin sen hanım? Aha, nerede benim güzel gelinim bakayım? Ah, işte geldi! Gel bakalım küçük hanım, öp bakayım Osman amcanın elini. Nasıl, beğendin mi gelinini? Ne? Ne gelini? Allah'ın emriyle Osman bey seni oğluna istedi. Beni mi? Yok, beni olacak diye tabii seni. Ama şey... Ne şeyi? Böyle pat diye söylenir mi bey? Kızcağız sevincinden şaşırdı. Şey... Çok acele değil mi baba? Ne acelesi? Hadi teşekkür et. Anneciğim, seninle konuşmak istiyorum. Osman bey artık yabancımız mı? Ne söyleyeceksen burada söylesene. Yavrum, nedir bu yaptığın? Ne yapmışım? Ben insan değil miyim? Benim de fikrim sorulmaz mı? Kızım, onunla mektuplaşıp anlaşan sen değil misin? Ben mektupla falan anlaşmadım. Hem görüp de tanımadığım bir erkekle evlenemem kızım, ben! Kızım, kızım, sen deli misin? Bizi rezil etmek mi istiyorsun? Ya siz, üstüme varıp da intihar etmemi mi istiyorsunuz? Ne söyleyeceğimi bilmiyorum Osmancığım. Bu gençlerin işine akıl sır ermiyor. Hayır diye tutturdu. Anlıyorum, anlıyorum. Yalnız... kızınıza bazı konularda şaka yapılmayacağını söylersiniz. Ne haber abla? Ne bu halin? Bıktım vallahi. Hep şu dağ yabanisi yüzünden. Ne yabanisi? Hani şu mektup hikayesi yok muydu? Sersem. Kendi kendine gelin güvey olmuş. Beni istemeye babasını yollamış. Babasına mı göndermiş? Peki sen ne dedin? Ne diyeceğim? Ölürüm de gene evlenmem dedim. Kala kala o budalaya mı kaldım? Sevgilim, bir tanem! Budalalığım yüzünden işleri berbat ettim. Allah'ım, bana bir akıl öğret! Nasıl çıkacağım ben bu yalanın içinden? Yo, şaka yapıyorsunuz! Böyle mevzularda şaka yapmayacak kadar ciddi olduğumu bilirsin. Olamaz, inanmıyorum baba! Gidip kendim konuşmalıyım onunla. Evet? Avni beyle görüşmek istiyordum. Evde yoklar efendim. Ya hanımefendi? Beyle birlikte çıktılar. Acaba Arzu hanım evdeler mi? Evet, kim diyeyim efendim? Ferit dersiniz. Bir dakika lütfen. Kim o Zeynep? Ferit bey diye biri sizi görmek istiyor. Evde yok de. Fakat evde olduğunuzu söylemiştim. İşine uydum işte. Atlat, atlat! Arzu, Arzu! Seninle mutlaka konuşmam lazım! Ben cevabımı verdim babanıza! Ah. Sizinle konuşacak bir lafım yok benim! Zeynep, kapat şu kapıyı! Peki efendim! Baba! Abla, kim olacak? Ferit midir nedir? Şu yapışkan dağlı! Kovdum! Kapıyı suratına vurdurdum! Ne? Ferit! Ferit! Allah'ım! Hep benim yüzümden! Bu
hakarete uğramasına ben sebep oldum. Ama gidip her şeyi anlatacağım. Onu kaybetmek pahasına da olsa. Böyle davranırsan külahları değişeceğiz. Aşk uğruna kaçıncı ıslanışın bu? Çocuk olsa bütün gece yağmur altında sokaklarda dolaşmaz. Pes vallahi. Şaka bir yana Ferit, yataktan çıkmaman lazım. Gene Uğur için. İlaçlarını da ihmal etme. Nesi var Necdet? Ateşi yüksek değil. Fakat öksürüğü beni biraz düşündürüyor. Röntgenini almadan bir şey söyleyemem. Ama? Feride bir şeyler olmuş amca. Bir gecede o hayat dolu çocuk gitmiş. Bilmem nasıl anlatayım. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Müsaadenizle hastaneye gidiyorum. Öğleyin röntgen için geleceğim. Yalnız amca, baraja gitmekten falan bahsetti. Lütfen mani olun. Halimi görmeye mi geldin? Sana anlatmaya, özür dilemeye geldim. Evden kovduğun gün anladım yeteri kadar Arzu Hanım. Ben Arzu değilim Ferit, onun kardeşiyim. Kardeşi mi? Evet, Arzu ablam. O daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana. Beni affedebilecek misin sevgilim? Sus! Konuşma! Ferit nerede? Bilmem. Kuyruğu yanmış it gibi sabahtan beri şelalenin oralarda dolanıp duruyor. Hay Allah! Deli mi bu çocuk? Neden yapıyor böyle? Bana her arzu deyişinde utancımdan ölüyordum. O gün tam itiraf edecekken susturdun. Unutalım geçmişi. Artık yalnız aşkımız olsun. Güzel şeyler, mutluluk olsun hayatımızda. Bu ne siz böyle? Herhalde bütün hayatın boyunca bugünkü kadar ayna karşısında kalmamışsındır. Pek de güzel oldun. Aman abla! Gelecek misafiri bayağı merak etmeye başladım. Sabret, görürsün. Devlet sırrına döndürdüm bu işi. Resmen evlenme teklifi mi yapacak? Elbette! Alev Hanım, sizi biri görmek istiyor. Geldik! Alev Hanım mı? Evet! Size gönderdiler efendim, Ferit Bey'den. Çok teşekkür ederim! Aman baba, ne biçim kravat?
rahat takmışsınız öyle. Nesi var? Aa, anne, böyle bir günde giyecek başka elbisen yok muydu? Değiştir ne olursun, lacivertini giysene, hadi. Sonra saçlarını yana tarasan daha çok yakışıyor sana. Ve Sübhanallah! Ayol görücü bana mı geliyor? Aa, olsun! Üzülmeyin amca, Feride kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Ben de annesini kurtarmak için elimden geleni yapmıştım ama... ...ne çare ki ölüme karşı gelinmiyor. Üstelik bugün onun en mutlu günü. Sevdiği kıza evlenme teklif etmeye gidecekti. Ne yapacağız şimdi? Bana kalırsa her şeyi açıkça söylemeliyiz. Neymiş o söyleyeceğiniz şey? Ne haber doktor, nasılım? Bu haliniz de böyle, ne var Allah aşkına? Ha, benim mi bu? Evet, Ferit. Yahu Necdet, Allah aşkına göster doktorluğunda esaslı bir öksürük ile cihaz. Yoksa kızcağız öksürüklü, tıksırıklı bir ihtiyarla evleniyorum zannedecek. Bir şey var sizde. Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş. Sen... sen ne söylediğinin farkında mısın? Merhaba Alev. Merhaba Necdet. Girsene. İyi geceler efendim. Hoş geldin doktor. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk efendim. Otursana şöyle gel. Müsaadenizle Alev'le biraz konuşmak istiyorum. Tabii, tabii. Elbette konuşabilirsin. Beni Ferit yolladı. Hasta mı yoksa? Hayır. Sadece senden özür dilememi söyledi. Vazgeçmiş evlilikten. Ama... daha dün... Biliyorum Alev. Nasıl olur? Haklısın üzülmekte. Zor bir durum. Hayır, inanamıyorum. Ferit bu kadar kötü olamaz. İnan ki ben de çok üzgünüm. Fakat gerçek bu ki... Ferit bir daha gelmeyecek. Hayır! 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 Senden en dopdol olduğum bir anda bunu bana nasıl yaparsın Ferit? Birden bu açı boşluğa nasıl bırakabilirsin beni? Nasıl? 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 Sensizliğe dayanamayacağımı bilmiyor muydun? Cevap ver! Söyle! Yalan, yalan değil mi gelmeyeceğin? Seni ömür boyunca bekleyeceğim. Son nefesime kadar bekleyeceğim. Son nefesime kadar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Buyurun. Rica ederim. Buyurun efendim, buyurun. Şansınız var. Sanatoryumun en güzel odasını size tahsis ettik. Cidden talihlisiniz delikanlı.
Evet, çok talihliyimdir. Ferit oğlum, göreceksin bak, kısa zamanda hiçbir şeyin kalmayacak. Merak etme. Böyle durmak yakışmıyor sana. Kendini koyvermemelisin Ferit. Maksadın bizi üzmek mi? Şu aslan gibi vücuda hangi hastalık dayanır? Üzmeyin kendinizi benim için. Kuvvetim hastalıkla savaşmaya yeter mi bilmem ama... merak etmeyin. Kaderime boyun eğecek kadar gücüm var. Üzülmemelisin amca. Elde mi? Ama kendinizi hasta ettiniz. Şimdi de kımıldamamanız gerekirken sanatoryuma gitmeye kalkıyorsunuz. Ne yapayım? Aklım orada. Evet, aslında mühim bir gün. Tedavilerimizin neticesini bugün öğreneceğiz. Ama ben nasıl olsa oradayım. İnşallah size de müjdeyle döneceğim. Ay inşallah. Çabuk gel evladım. Teşhisiniz nedir üstadım? Sizlerle aynı fikirdeyim. Maalesef hastalık öbür ciğere de sirayet etmiş. İnanın elimizden geleni yaptık. Ama bizlere hiç yardımcı olmadı. Adeta iyi olmak istemiyor. Bilhassa bu hastalık, bilirsiniz. Emin misiniz doktor? Hiç ümit yok mu? Maalesef. Siz de doktorsunuz. Mikrop iki ciğeri de tamamen sarmış. Anlıyor. Daha ne kadar ömrü kaldı dersiniz? Çok çok 5-6 ay. 5-6 ay mı? O da kendine iyi bakarsa. En yakın arkadaşımı, en sevdiğim insanı kurtaramadıktan sonra ne faydası var doktorluğumuzun? İsyanınızı anlıyorum ama metin olmalısınız. Kader, elden ne gelir? Şimdi nasıl vereceğiz bu acı haberi Feride? Hayrola? Gidiyorum. Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz? Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı? Ferit... Kendini üzme, duydum konuştuklarınızı. Duydunuzsa daha iyi ya, çok dikkatli davranmanız lazım. İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama... nerede öleceğini verebilir. Bir dakika. Bu dansı bana vaat etmiştiniz. Hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Müsaadenizle. Bir viski lütfen. Buyurmaz mısınız? Merci. Bir dakika. Bu dansı bana vaat etmiştiniz. Hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Müsaadenizle. Tanıştığımızı da hiç hatırlamıyorum. Bense çok iyi hatırlıyorum. Avni Bey'in kızı Arzu Hanım'sınız. Hmm, peki siz kimsiniz? Ben mi? Peri Padişah'ın oğlu. Thank you.
zamanda öylesine döndürdün ki başımı. Ha, aşık oldum galiba sana. Çok yakışıklısın. Masal kahramanı gibisin. Dedim ya, peri padişahının oğluyum. Yarın bize gelir misin akşam yemeğine? Ailemle tanışmanı istiyorum. Memnuniyetle. Peki seni peri padişahının oğlu diye mi tanıştıracağım? Ferit dersin. Bir vakitler kapından hizmetçiyle kovdurduğun Ferit. Sen o muydun? Ama nereden bilebilirdim ki? Üzülme, hiç önemi yok. Yalnız senden ricam, bırak da ailene kendimi ben tanıtayım. O buraya oturur, Alev'in yanına, ben de şuraya. Tam karşısına oturayım ki onu iyice görebileyim. Bilmece gibi şaşırtıyorsunuz insanı. Bir telaştır gidiyor. Kim bu peri padişahının oğlu? Görünce çok seveceğiniz biri. Sürpriz yapmak istiyorum size. Misafiriniz geldi Arzu Hanım. Hoş geldin Ferit. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyur. İşte peri padişahın oğlu Ferit, Osman Bey'in oğlu. Hoş geldiniz. Gerçekten sürpriz oldu. Hele benim için. Hoş geldin oğlum. Çok teşekkür ederim efendim. Alev, gel bak tanıştırayım. Ferit Bey, kardeşim Alev. Memnun oldum küçük hanım. Sizi bir yerde görmüş gibiyim. Rüyanızda olmasın. Olabilir. Çünkü ben çok bol rüya görürüm. Kardeşimin kusuruna bakmayın. Birine aşıktı. Sevgilisi terk etti onu. Yavrucuğum o günden beri hasta oldu. Alev hanıma acısını hatırlattığım için çok özür dilerim. Afiyet şeker olsun evladım. Teşekkürler efendim. Çoktandır böyle bir aile sofrasında bulunmamıştım. Ferit, fala inanır mısın? Tabii. Hatta falcılığım bile vardır. Ama kahve falından anlamam. Ellerdense istikbali bile okuyabilirim. Müsaade eder misiniz? Bırak baksın Ali. Bakın, bu hayat çizgisidir. Uzun bir ömür görüyorum. Bugünlerde canınız çok sıkılıyor. Galiba işe yaramaz bir genci seviyorsunuz. Tam üstüne bastın Ferit. Hakikaten doğru mu? Doğru ama eksik. Sadece işe yaramaz bir adam değil, alçağın biri. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama kalbinizi kırmamak için öyle söyledim. Aslında alçağın bile ötesinde bir insan. Belki bir şeytan. Şeytanların en adisi. Bütün bunları bildiğiniz halde hala onun için üzülmenin saçmalığını anlamıyor musunuz? Çıkarıp atın şu vefasızı hemen aklınızdan. Elimde olsaydı, aklımdan çıkarmak değil, öldürebilirdim bile. Yaşadığı yerleri öyle güzel anlattın ki Ferit, görmek isterdim. Müsaade ederlerse götüreyim seni, gezdiririm. Küçük hanım gelmezler mi? Dinlenmiş olur. Sinirlerine de iyi gelir. Hayır. Ama neden? Bakın, titriyorsunuz. Oo, gözleriniz de nemlenmiş. Ne o Alev? Ağlıyor musun yavrum? Yoksa ablandan ayrılacağın için mi? Bak, beni kırıyorsun ama. En mutlu günümde bu gözyaşlarına sebep ne? Tabii ya, neşelen biraz. Hadi ablan için bir şarkı söyle bize. Anne! Benim hatırım için Alev. Demek küçük hanımın yüzü gibi sesi de güzel. Ben rica etsem? Peki. Ferit! Aşağıdaki o iğrenç mahluk sen misin? Onu bana nasıl yaparsın? Artık hiç kimseyi sevmeyeceğim! Hiç!
Kimseye inanmayacağım! Bundan sonra hayatım bomboş geçecek! Kalbim bomboş olacak! Tıpkı bu çerçeve gibi! Tıpkı bu boş çerçeve gibi! Bana nasıl yaparsın? Artık hiç kimseyi sevmeyeceğim! Hiç! Kimseye inanmayacağım! Bundan sonra hayatım bomboş geçecek! Kalbim bomboş olacak! Tıpkı bu çerçeve gibi! Tıpkı bu boş çerçeve gibi! Ne güzel yerlermiş buraları! Seni daha görmeden seveceğimden öylesine emindim ki... Bak, aşkımızı ebedileştirmek için isimlerimizin baş harflerini kazdım ağaca. Ne güzel! Tam peri padişahının oğluna yakışacak romantik bir şey. Hiçbir kıza bu kadar tatlı sözler söylenmemiştir. Hiçbir kız senin kadar güzel değil ki söylensin. Bu pınardan su içen sevgililer, ebediyen birbirlerinden ayrılmazlarmış. Onun yarasını kanattı. Ah, onu bu hale getiren adamı bir elime geçirsem. La havle ve la kuvvete. Canına kastın mı var be oğul? İçkinin sana zehir olduğunu bilmiyor musun? Bilmez miyim Ferhat baba? Otur sen. Otur, peki. Otur. Küçük yaştan beri elinde büyüdüm. Hı hı. Ne istedinse yaptım. Öyle. Seni hiç kırdım mı? Ne münasebet? Hiç sözünden çıktım mı? Hı hı. Onu çok mu seviyorsun? Hem de nasıl? Son nefesimde bile seni çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Ama onun mutlu olması için benden nefret etmesi lazım. Anlıyor musun? Benden nefret etmesi lazım! İçme! Ferhat baba! Hakkını helal et değil mi? Yavrum! Oh!
siz misiniz? Gecenin bu saatinde buraya gelmeniz doğru mu ya? Ya sizin? Sizin yaptıklarınız doğru mu? Ben ne yaptım ki? Beni aldattınız. Önce siz başladınız. Arzu'nun ismini kullandınız. Evet, ablamın ismini kullandım. Fakat o kelimeler, o cümleler benimdi. Onlar benim hakiki hislerimin ifadesiydi. Ne olur, ne olur saklama benden. Neden böyle değiştin? Nedir bu muamma? Anlamadım, ne muamması? Yalvarırım, çıkar artık yüzünden maskeni. Maske mi? Ne maskesi? Seni hiçbir zaman sevmedim ben. Hayır, yalan söylüyorsun. Gözlerimin içine bakarak beni sevmediğini söyleyebilir misin? Rica ederim Alev, gidin. Bu saçmaları başkasına anlatın. Benim kitabımda ne hakikatin ne de sevginin yeri var. Alev! Alev! Gidin artık! Gelsin. Abla, buradayım. Ne oluyor Alev? Ne işin var burada? Ferit Bey'le halledilecek bir meselemiz vardı da. Ne meselesi? Beni sevip sevmediğini sordum. Ne dediğinin farkında mısın Alev? Evet abla. Delirmişsin sen! O gece fala bakarken bahsettiği alçak kendisiydi. Doğru mu söyledikleri? Doğru. Ama sor bakalım bana yazdığı o mektupları kimin ismiyle yazmış? Hadi bunlar bir yana. Benim sana bağlı olduğumu, nişanlı sayıldığımızı bilmiyor mu? Neden hala peşimi bırakmıyor? Ne istiyor? Yoksa ismini çaldığı ablasının saadetini de mi çalmak istiyor? Utanmıyor musun Alev? Ayıp değil mi sana? Yalan! Abla yalan! Bu sefer kavga etmeye geldim seninle Ferit. Alev intihar etti. İntihar mı etti? Allah'tan zamanında yetiştik de kurtuldu. Onun beni bu kadar sevdiğini bilemezdim ki. Sen de, Alev de, hayatta sevdiğim iki varlıksınız. Beni dinle. Birkaç günlük mutluluğu olsun, kızdan esirgeme. Ne olursun Ferit, onu da ölüme sürükleme. İkinizi birden kaybetmeyeyim. Hayır, beni tamamıyla unutması lazım. Bunun için de evlenmesi gerek. Dinle beni. Sen evlenmelisin onunla. Benden ne istediğinin farkında mısın? Evet. Alev'i ancak sen anlayabilirsin. Onu ancak sen mesut edebilirsin. Bu benim son saadetim olacak. Yalvarıyorum! Ne olur kabul et! Kabul et! Kız
babası olmak kolay değil tabii. Bunca emek verirsin, sonra el oğlu alır gider kızı. Doğru. Avni Bey'in durumu çifte kavrulmuş. Büyük kızı da uçacak yakında elinden. Öyle mi? Peki o damat nerelerde? Arzucuğum, nişanlını tanıştırmadın bize. Gelmedi henüz. Ama gelmesi lazımdı şimdiye kadar. Babacığım merak etmeye başladı. Merak etme, gelir yavrum. Postacı Arzu Hanım, taahhütlü mektup varmış. Çok mersi. Arzu Hanım? Benim. Buyurun, size. Mersi. Güle güle. Bu mektubu sana özür dilemek için yazıyorum. Bilmem beni affedebilecek misin? Seni aldattım, senin hislerinle oynadım. Biliyorum dürüst bir davranış değil bu. Gerçek sevdiğim Alev'di, çok sevdim onu. Ama yakama yapışan hastalığı öğrenince ardımda gözü yaşlı bir sevgili bırakmamak için sana yaklaştım. Benden nefret etsin, beni unutsun diye. Muvaffak oldum sanırım. Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum. Sana bu kötülüğü, ikimizin de çok sevdiği bir insanı mesut etmek için yapmış olmam tek tesellimdir. Al bak oku! Bütün bunları seni sevdiği için yapmış! Şimdi de ölüm yatağında! Koş ona! Belki de yetişirsin! Ferit! 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 Götüreyim. Seni bekliyor. Sen bensiz ölebildin ama
Ben sensiz yaşayamam! Yaşayamam! Yapma yavrum! Yapma! Üzme efendimizi! Yapma! Ferhat baba! Beni seversin değil mi? Sevmez olur muyum? Hele bundan sonra! Onun yadigarısın sen bana! Senden bir ricam var! Beni de onun yanına gömün! Bile ayrılmadılar birbirlerinden. Yıllardır burada yan yana, koyun koyuna yatıyorlar. Ben de onları kimse...